Merhaba çocuklar. E, matematiğe giriş 2 videosuyla karşınızdayız. matematik Matematiğe giriş 1 videosunda 5 numaralı maddeyi yaptık. 40 dakikalık bir videoydu. Altıncı e, maddeyle devam ediyoruz. Altıncı madde sözel ifadeyi matematik diline nasıl çeviririz aslında? 6 madde bu. E, gene matematiğin en temel bilgilerinden böyle sıradan basit e, Türkçe cümleleri matematikçe nasıl yazacağız? Matematik diline nasıl çevireceğiz? Bu çok önemli. E, o yüzden e, dikkatli bir şekilde not alın. E, mümkünse yazarak not alın, e, sevgili çocuklar. Mesela. Şöyle başlayalım. Bir sayının 3 katı dendiği zaman sayıya x diyebilirsiniz bilinmeyene veya a diyebilirsiniz veya m, n gibi e, bilinmeyen harfler verebilirsiniz. Bir sayının 3'ünün 3 katı dendiği zaman sayıya x dersek x ile 3'ün çarpımından bahsedildiği anlaşılır çocuklar. Yani biz bunu 3x olarak yazarız. Dikkat edin. Bir sayının 2 katının 4 fazlası dendiği zaman sayımız x ise 2, x ile 2 çarpılacak. Eğer 2 ile x'in arasında nokta koysam çarpma demektir. Koymasam da çarpma demektir. Buna dikkat edin. 4 fazlası dediği için artı 4. Evet toplama ve çıkarmayı ise yazmam lazım. Bir harfle bir sayı çarpıldığı zaman arada hiçbir şey yoksa orada çarpma var demektir. Bunu unutmayın. Evet bir sayının 5 katının 3 eksi ile. Hmm. Şimdi 5 katının 3 eksiği dediğine göre bir sayı varmış x sayısı. 5 katı alınacak. Sonra 3 eksi çıkarma demektir. 3'ü çıkaracağım. İle diyor. Burada bir soluklanıyoruz. Nefes alıyoruz. Aslında bu bağlaç. Bundan sonra da bu 5x-3 matematikçe bir şeyleri bağlayacaksın demek bu. Aynı sayının 7 katının. Bakınız aynı sayımız X'di. Yedi katı yedi x 7 katı 7x. Evet, bir fazlası artı 1. Fazlasının toplamı dediğine göre. Ve buraya bu kez toplama yapacağım. Buna dikkat edin. Dolayısıyla bu işlemi mesela istersem yürütebilirim. Çünkü harfli ifadelerde toplama. Burada parantez falan yok. 5x ile artı 7x toplanır. Artı 12x şeklinde yazılabilir. Eksi 3 ile artı 1 toplanır. Eksi 2 gibi yazılabilir. Yani şu cümlenin e, aslında demek istediği bana 12x-2'dir. Şimdi Zehra'nın yaşının. Tabi Zehra'nın yaşını bilmiyoruz. X diyelim. 3 katı ile o zaman x'in 3 katıyla evet ile diyor. Gene bir soluklandık şurada. Eylül'ün Eylül'ün yaşı zerraya x dedik. Eylül'ü de y diyelim. Eylül'ün yaşının 2 katının toplamı. Yani 2 y'nin toplamı diyoruz. Bakınız. Evet 3 x artı 2 y işte Zehra'nın yaşının 3 katını ile şu artı ile'yi temsil ediyor. Eylül'ün yaşının 2 katının toplamı. Evet. E, Fatma'nın Yaşının dört fazlasının. Şimdi bu, bu cümleye bakalım. Fatma'nın yaşının dört. Diyelim Fatma'nın yaşı x olsun. Evet x'in dört fazlasının. Bakın fazlasının veya eksiğinin cümlesinden sonra kat geliyorsa bu geride yazmış olduğumuz bu ifadeyi paranteze almamız lazım. Buna dikkat edin. Bakınız Fatma'nın yaşının dört fazlasının parantez yaptım. Yani bu parantezler adeta fazla sının sının anlamına geliyor. Dikkat edin. 2 katı dendiği için iki buraya başa yazabilirim. Bu sağda yazabilirdim. Bilginiz olsun. Dolayısıyla bunu yürütecek olursam. Hani dağılma özelliği diye bir şey öğrenmiştik. 2 ile x çarpılır. 2 x. Evet. 2 ile art 4 çarpılır. Artı 8. Aslında 2 çarpı parantez x artı 4 demek 2x artı 8 demektir. İşte yukarıdaki cümlenin bize anlatmak istediği aslında 2x artı 8'dir sevgili gençler. Buna dikkat edin. Şimdi a sayısının yarısının bir şeyin yarısı demek 2'ye bölmek demek. O zaman a sayısını 2'ye bölerim. Yani a bölü 2. Nından sonra ee, 5 bölü 7'si dendiği zaman bakınız e, bu iki kesirli ifadeyi yani a bölü 2 ile 5 bölü 7'yi çarpar. Bakınız a sayısının yarısının 5 bölü 7'si işte yarısıyla 5 bölü 7'sini çarpıyorum. Bu da e, ne oluyor? Karşıma nasıl olur? 5 ile a'yı çarparsam 5a olur. 2 ile 7'yi çarparsam 14 olur. Aslında bize e, bu cümle 5A bölü 14'ü anlatıyor demektir kıymetli çocuklar. Evet bu matematiksel e, e, ifadeye dönüşme cümlelerini diyelim. E, öğrenmeye çalışınız. Bunu mümkünse not olarak alın. Bunlar e, matematiğin her konusunda bizim karşımıza gelecek sevgili gençler. Evet hangi sayının 1 bölü 3'ünün e, sayımız X olsun veya A olsun. 1 bölü 3'ünün dediği için çarpı 1 bölü 3. Sonra 2 bölü 5'inin çarpı 2 bölü 5. 3 fazlası artı 3 diyoruz. İşte aslında söylenen bu. E, dolayısıyla x'in altında da gözükmeyen 1 var. Ona dikkat edin. Yani bilinmeyen altında. Burada çarpma işleminde biliyorsunuz payda eşitlenmezdi. x ile 1 ve 2 çarpıldığı zaman 2 x olur. 1, 3, 5 çarpıldığı zaman bölü 15 olur. Şurada artı 3 yazabiliriz. Hatta bunu istersek şöyle de yazabiliriz. Bu ifadeyi. E, şu 15 ile 3'ü çarpıyorduk. Hatırlayın. 2x artı 45 büyük bölü 15 şeklinde payda eşitlemiş olurum. Yani hangi sayının 1 bölü 3'ünün 2 bölü 5'inin 3 fazlası demek? 2x artı 45 bölü 15 demektir sevgili gençler. Bakınız bunlar denklem değil henüz. Ee bize sözel olarak... Bir sorunun içinde ya da bir sohbetin içinde karşılaştığımız zaman e, o sö e, mat sözel ifadeyi matematikçe nasıl yazmamız gerektiğinin analizleri. Buna dikkat edin. Şimdi örnek 21'e bakalım. Örnek 21'de hangi sayının 4 katının, sayımıza x diyelim. 4 katı dediği için 4x demektir bu. 2 eksi, eksi 2 yazdım. İle diyor, yani bir soluklan diyor bize. Sonra 3 katının, he, 3x, bir fazlası artı bir toplamı diyor bakınız soluklandığımız yer burası. Artı dedik. eşittir 90 diyerek bakın buradaki sözel ifadeyi matematikçe çevirdik ve toplamı 90 eder dediği için Eşittir. 90 dedik artık bu bir denklemdir bizim için. Ee, hatırlarsanız bu tip de buna dünyanın en kolay denklemi diyorduk. E, matematiğe giriş bir videosunda. Zaten e, onu izlemeden e, bu ikinci videoyu seyretmeyin çocuklar. E, yoksa faydasını göremezsiniz. Onu söyleyeyim. 4x artı 3x 7x işlemi yapabiliriz. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 yapar. Eşittir 90'dan. Bu eksi karşıya atıyorum. 7x eşittir 90 artı 1 yani 7x eşittir 91. 7 ile x çarpıldığı için her tarafı 7'ye böleyim diyorum. Çünkü amaç dünyanın en kolay denkleminde amaç neydi? X'i yalnız bırakmaktı. O zaman 7'ye böldüğüm zaman x eşittir 91 bölü 7'den 13 çıkacaktır. Kıymetli çocuklar. Evet bu sorunun benzeri ödev 21'de var. Bakalım bu cevap eksi 22'ymiş. Bunu bulabilecek misiniz çocuklar? Evet örnek 22'ye bakalım. Bir sayının 3 katının 7 eksi. Ha, yani 3x eksi 7. Sayımıza x dedik. Bu bir sayıya x dedik. 3 katı 3x 7 eksi eksi 7. Aynı sayının 5 katının yani 5x eksi 21. 21 eksiğine eşitse. Ha, eşit diyor. O zaman araya eşit koyduk. Ee, bu sayı kaçtır? Yani bize x'i soruyor aslında. O zaman bu dünyanın en kolay denklemi bu. 5x'i sol tarafa postalayayım. Eksi 7'yi de sağ tarafa. 3x eksi 5x eşittir. Eksi 21 artı 7 diyebiliriz. Buradan dikkat ederseniz eksi 2x eşittir. Eksi 14 çıkacaktır. X'i yalnız bırakmak amaç olduğuna göre iki tarafı da eksi 2'ye böleyim diyorum. Şu eksi 2'lere birer çizik attım. X eksi eşittir. Eksinin eksiye bölümü artı. 14'ü 2'ye bölersem 7 yapacaktır. Demek ki aranılan sayı 7'ymiş. Ödev 22'de buna benzer bir soru. Bakalım cevabı bulabiliyor musunuz çocuklar? Evet örnek 23'e bakalım. Bir sayının 3 fazlasının sayıya x dedik. 3 fazlası. Fazlasınından sonra kat gelmiş. Paranteze aldım. Buraya 5 yazdım. Çarpılacak kat demek çarp demektir. Ee, ile yani bir soluklan diyor. Soluklandık. Sonra 5 katının 3 fazlası. Yani x'in 5 katının 3 fazlası. Toplandığında he, bu ile de soluklanmıştık ya. Bu soluklandığımız bu yere artı koyuyoruz. Toplamda eksi 192 çıkıyor diyor. Bu sayı kaçtır? Yani biz x arıyoruz. Evet o zaman bu da dünyanın en kolay denklemi. Bunu hemen parantez olduğu için hani hep diyoruz ya önce üstü sayı sonra varsa parantez sonra çarpma bölme sonra toplama çıkar. Burada parantez var. Dağılmayı yapmam lazım. 5x artı 15 artı 5x artı 3 eşittir. Eksi 192 diye yazdık. 5x, 5x daha 10x yapar. Artı 15 artı 3 artı 18 yapar. Eşittir. Eksi 192. Şimdi artı 18'i karşıya postalayayım diyorum. O zaman burası dikkat edin. 10x eşittir. Eksi 192 eksi 18 olacak. Yani 10x eşittir. Eksi 200 olacak. Eksi 210 olacak. Dikkat edin. 192'ye 8 eklesem 200 olur. Eksi 210 olacak. Her tarafı 10'a bölüyorum. Ama çünkü x'i yalnız bırakmak. Buradan x'in eksi, eksi'nin artıya bölümü eksi olacak. Eksi 21. olduğuna dikkat edin. Bir sayıyı çocuklar 10'a böldüğümüzde e, unutmayın e, yukarıda bölünen sayıda 0 varsa bu sıfırlar gider. Sadeleşir. Direkt eksi 21 kalır da diyebiliriz. Ödev 23'te size ait eee 12 bulmaya çalışacaksınız çocuklar. Diğer sorumuza bakalım. 32 sayısının 5 bölü 8'inin 3 bölü 4'ü kaçtır? 32'yi yazıyoruz. Hep 5 bölü 8'i yazıyoruz. Bunlar hep yan yana yazılır çarpılır çocuklar. En kolay hamlelerden bir tanesidir bu. 32'nin altında gözükmeyen 1 var. Sonra işte bu bir denklem değil. Bu işlemi sonuçlandıracağız. E sayıları hepsini çarpabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. 32 çarpı 5 çarpı 3 bölü 1 çarpı 8 çarpı 4. İşte Burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Mesela 8, 8'e bölünür 1, 32 8'e bölünür 4 gibi. Şimdi bu 4'le, bu 4 de sadeleşir. Burada 1 kaldı, burada da 1 kaldı. O zaman yukarıda 1, 5, 3 çarparsanız 15 yapar. Aşağıda da 1, 1, 1, 1 hepsini çarparsa 1 olur. Yani aradığımız cevap 15 tam olacaktır kıymetli çocuklar. Ödev 24 size ait. Örnek 25'e bakalım. Şekildeki pasta'nın, bakın bu bir pastaymış. Taralı kısmı işte taralı kısmı burası Ayşe'ye veriliyor. He, ne kadar verildi? Dört parçadan bir tanesi verildi. Yani 1 bölü dördü verildi demektir. Hani tamamına bir dersek e, tamamına bir dersek dörde e bölündüğü için biri dörde bölüyoruz. Oldu mu? Sonra Ayşe pastasını üç eşit parçaya bölüyor. He, bakın yani şu taralı kısım Ayşe'nindi ya burası Ayşe'nindi. Ayşe sonra onu üç eşit parçaya bölüyor, merhametli çocuk ve annesine veriyor. He, demek ki o ne kadarını verdi? Kendisini parçasını üçe böldü. Yani buna bir derseniz bu kez 1 bölü üçünü verdi demektir. Annesine annesine kalan payın tüm pastayı oranı nedir? He. o zaman. Ne diyebiliriz? 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'üdür. Yani 1 bölü 4'te 1 bölü 3'ü çarpmalıyız. O da 1'leri 1, 1 çarparsak 1, 4'te 3 çarparsak 12'dir diyebiliriz kıymetli çocuklar. Evet bu soruyu da incelemenizi tavsiye ederim. Bu da günlük hayatın içerisinde var olan bir soru tipi. Evet bu ödev 25'te size ait. Bakın gene bir sözel ifade. Bu cevabı bulmaya çalışacaksınız size. Kolay gelsin diyorum çocuklar. Evet. Örnek 26'ya bakalım çocuklar. Bakınız. E, bunun gibi TYT'de özellikle e, bu temel matematiğe dair böyle içinde bolca sözel ifadenin olduğu ve günlük hayatın içerisinde kullanılan e, işte materyallerle e, sözel ifadelerin geçtiği güzel sorular soruluyor TYT'de. Bu da ona güzel bir örnek. Bu hazırladığım soruyu sizinle paylaşayım ve anlamaya çalışayım. Bakınız şekil 1'de diyor. birinci satırda yani 8 santimetrelik 3 cetvel yan yana birleştirilmiş. Bakınız diyor ki burası 8 santim. Şurası da 8 santim. Bakın burası da 8 santim diyor. Tamam. 8 santimetrelik cetvelin başlangıcı ile 0 arasında bitimi ile 8 arası 0,6 santimetre. Yani şurası 0,6'dır diyor. Başlangıcı ile 0 arası. Bak 8 ile bitimi arasında. Şurası da 0,6. Burada da 0,6. Boşluklar var diyor. Bakın burası da 0,6. Burası da 0,6 gibi. Şurası da 0,6. Bakınız. Buna dikkat edin. O zaman mesela bu cetvelin boyu kaçtır? Bu iki cetvelin boyu de dediğimiz zaman boşluklarla beraber kaç tane 8 var? 1, 2, 3. Demek ki 3 kere 8 24. 24 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de 0, 6 var. Yani 0, 6 ile 6'yı çarparsam 6 kere 6 36, 6 kere 0, 0 bir de 3 elde vardı. Buraya 3 buraya bir virgül atılır. 24 artı 3, 6. E, santimetre. E, bu birinci e, yani bu üç tane cetvelin boyu. Boşluklarla beraber boyu. Onu söyleyebiliriz. Bu eşit olmalı. Tabi aşağıda da bakınız iki cetvel var. Şimdi ne diyor bakalım. İkinci satırda da 16 santimetre iki cetvel yan yana birleştiriliyor. Tamam. Ve birinci satırda cetvelle izalanıyor. İkinci satırdaki cetvelin başlangıcı ile sıfır arasında ve bitimi ile 16 arası 0.2 santimetre boşluk. Demek ki şurası 0.2'ymiş şurası 02'ymiş, burası 02'ymiş, bu boşluklar hep 02'ymiş çocuklar. Şimdi diyor ki bize, buna göre ikincisi A sayısı cetvel üzerinde kaçı gösteriyor? Şuradaki A'yı soruyor bize. Yani o kaçı gösteriyor diyor. bu 16 santimetrelik cetvelde. Şimdi bir kere şurası 16 santim, dikkat edin. E, burası da A santim. E o zaman bunların hepsini toplayacağım. Yukarıdaki cetvelin uzunluğunu eşitleyeceğim. Bu yukarıdaki birinci satırdaki 3 cetvelin boşluklarla beraber uzunluğuydu. O zaman 16 buradan geliyor. Yazdım 16. Artı buradan da A geliyor. Artı. Şimdi kaç tane boşluk var? 1, 2, 3 tane. Yani 3 tane 02. 2. 0, 02 0, 0, 2, topluyorum. 6 yapar. Virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Evet. 0,6 olduğunu görüyoruz. Demek ki 0,6'yı da ekledik. Şimdi 24 ile 3,6'yı toplayalım. Tabi burada 4 birler basamağıdır. Buraya 24 yazayım. 3,6'nın da birler basamağı 3'tür. Virgülün sonundaki ilk sayıdır yani. 3,6 diye yazdım. O zaman bu 6 buraya yazılır. 4, 3 daha 7. Ee, buraya da 2 yazılır. 27,6'ymış. Boşluklarla beraber ee, şu 3 cetvelin uzunluğu 27,6 eşittir. Burası da 16,6 yapıyor. Artı A diyorum. E, A'yı yalnız bırakmak istiyorum. Dünyanın en kolay denklemi. 16,6'yı sol tarafa postalıyorum. Çıkarma gider. 27,6'dan 16,6'yı çıkarıyorum. Dolayısıyla A'yı buluyorum. Hemen kenarda çıkaralım. 27,6'dan virgülerin alt alta gelmesine dikkat ediyorum. 16,6 çıkarıyorum. Alttan 6 çık 0. Buraya virgül atıyorum. 7'den 6 çıktı. 1. Ee, bakın. 2'den 1 çıktı. 1. Demek ki e, tam 11'i gösteriyormuş A sayısı bizim için. Demek ki şurası tam 11 noktasıymış. Kıymetli çocuklar. Bu soruyu bir tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Ee, kıymetli gençler. Evet, matematiğe giriş ikinci videomuzun yedinci maddesindeyiz. Bunu inceleyelim. Hep şunu söylüyorum. Bu ikinci videoyu birinci videodan sonra seyredin. Daha faydalı olur çocuklar. Ve not alarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 2 bölü 3 eksi 4 bölü 6 işleminin sonucu nedir? Burada tabii şuna dikkat edeceğiz. Bu cümleni, cümleyle aynı hizadaki veya bazen buraya eşittir soru işareti de der. E, bu eşitlikle aynı hizadaki bu kesir çizgisine ana kesir çizgisi denir. Buna dikkat edin. Buna ne denilmiş? Ana kesir çizgisi. Bu aslında hangi işlemleri öncelikle yapacağımıza karar verir. O zaman önce bu ana kesir çizgi üst kısmındaki bu işlemi yapmamız lazım. Bunun da pratik olarak nasıl yapıldığını daha evvel öğrettik. Mesela bu 3'te 4'ü çarpıyorduk. 2'yi aynı yazıyorum. Arada çıkarma var. 3, 3'te 4'ü çarpıyorum. 12. Büyük bölü 3. Böylece payda işlemiş oluyoruz aslında. Bu da Eksi 10 bölü 3'tür diyebiliyoruz. O zaman yazalım. Eşittir diyorum. E şu 6'yı yazalım. Ana kesir çizgimizi çizdik. Eksi 10 bölü 3'ü yukarıya yazdım. Dikkat edin. Şimdi ana kesir çizgimizin üstünde eksi 10 bölü 3 var. Eksi 10 bölü 3'ü aynen yazıyorum. Altta da 6 bölü 1 var. Dikkat edin. Altının altına gözükmeyen 1 var. E bunun altını üstüne getiriyorum. Yani bölme işlemi yapılırken birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılır. 1 bölü 6 şeklinde yazıyorum. Dolayısıyla eksi 10 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 10. 3 ile 6'yı çarpıyorum. 18 gibi. 2'ye bölsem eksi 5 bölü 9 biçiminde işlemi tamamlamış olurum. Aradığımız cevap bu. Burada tabi bölme ile ilgili e, şunu bir kez daha söyleyeyim. Mesela A bölü B bölü C bölü D işlemini yapıyorsan birinciyi aynen yazarsın. İkinciyi ters çevirsin. D bölü C ve çarparsın. Evet buna dikkat edin. Tabi şöyle de olabilir bölme. A bölü B bölü C bölü de aynı şey. Oldu mu? E bu, bunda da üst kısmı aynen yazarsın. Çarpı dersin. Alttakini de ters çevirsin. D bölü C şeklinde yazarsın. Buna dikkat edin. Şimdi e, ödev 27'de sizin e, sorunuz. E, bu sorunun cevabı da buymuş. Bulmaya çalışınız bakalım. Örnek 28'e bakalım. Örnek 28'de de ana kesir çizgimiz görüyoruz. Evet önce şu işlemi yapmamız lazım. 4 ile 2'yi pratik olarak çarpalım. 8 eksi 3 bölü 4 yapar. Yani buradan 5 bölü 4 geldiğini görürüz. O zaman şu 1'i yazıyorum. Çıkarma. Şu kesir çizgisini istiyorum. 3 yazıyorum. Yukarıya 5 bölü 4 yazıyorum. Bu aslında bize 5 bölü 4'ün 3 bölü 1'e bölündüğünü anlatıyor. Çünkü ana kesir çizgimiz burada. Bu 1'e daha sıra gelmedi. 1'i yazıyorum çıkarma 5 bölü 4 aynen yazıyorum. 3 bölü 1'e ters çeviriyorum. 1 bölü 3 şeklinde. Bu da ne yapar? 1 eksi 5 bölü 12 yapacaktır. Bu işlemi de pratik olarak öğrendik artık. 1 ile 12'yi çarpıyoruz. 1 çarpı 12 eksi 5 büyük bölü 12. Böylece payda eşitlemiş oluyoruz aslında. 1 kere 12 12 yapar. 12'den 5 çıksa 7 olur. 7 bölü 12 aradığımız cevaptır kıymetli çocuklar. Benzer şekilde ödev 28'i 33 bölü 10 bulacaksınız kıymetli çocuklar. Örnek 29'a bakalım. Örnek 29'da da 60 köşeli parantez 3 eksi eksi 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. Bir kere 60 ile köşeli parantez hangi işlemle bağlandığı yazılmamış. E soru hatalı diyemeyiz. E hiçbir şey yazılmadıysa biliniz ki burada çarpma var demektir. O zaman ben 60'ı yazarak başlıyorum. Sonra köşeli parantezin içine bakıyorum. Eksi eksi var. O zaman bu eksi eksi fena yapar. Yani artı yapar. 1 bölü 3 şeklinde yazıyorum. Üzerindeki eksi 2 ile yazıyorum. 60'ı gene yazıyorum. Ona sıra gelmedi. Şimdi bu 3'te 3 3 çarpıyorum. 9 bir daha 10 bölü 3 diyorum. Üzerinde de eksi 2 var. Şimdi çocuklar şunu unutmayın. A bölü B'nin Eksi birinci kuvveti demek altının üstüne getir demek. Yani paydayı paya payı da paydaya yaz demektir. B bölü A. Altını üstüne getirdik. Mesela 3 bölü 7'yi mesela eksi ikinci kuvveti yap demek. Önce bu 6'nın üstüne getir. 7 bölü 3. Sonra da ikinci kuvvetini al demek. Yani şu eksi e, 6'nın üstüne getiriyor yani kısaca. 7'nin karesi 49 yapar mesela. 3'ün karesi 9 yapar gibi. O zaman burada e, eşittir diyorum. 60'ı yazdım. Bunun hemen altını üstüne getirelim. 3 bölü 10. Bu sefer üzeri 2 olacak. Dolayısıyla 60 hala yazıyorum. 3 bölü 10'un karesini aldığım zaman 3'ün karesi 9, 10'un karesi 100 olacak. Şu sıfırlar gitsin. Dolayısıyla 6 kere 9, 54 bölü 10. E, 2'ye bölersem 27 bölü 5. İkisi de 2'ye bölünüyor çünkü. E, aradığımız cevap bu olacak kıymetli çocuklar. Benzer şekilde ödev 29'u yapmaya çalışın. Cevap 4'müş Bakalım bulabilecek misiniz? Evet örnek 30'a bakalım. Eksi 2 bölü 3 sayısının toplama işlemine göre tersi A. Şimdi bir kere toplama işlemine göre ters dendiği zaman sayı eksi ise artı yapılır, artı ise eksi yapılır. Buna dikkat edin. O zaman A dediğimiz sayımız 2 bölü 3 olacak. Yani eksi 2 bölü 3'ün işaretini değiştireceğim. Çarpma işlemine göre tersi B'dir derse de Altını üstüne getireceğim. İşaretini değiştirmeyeceğim. Buna dikkat edin. O zaman B sayımızda 2 ile 3'ün yerini değiştiriyorum. 3 bölü 2 ama başındaki eksiğe dikkat ediyorum. Oldu mu? Ee, şimdi aynı şekilde devam ediyorum. 2 sayısının toplama işlemine göre tersi. O da eksi 2'dir. Bu da C'miş. Evet. Çarpma işlemine göre tersi. 2'nin altına gözükmeyen 1 var. Altını üstüne getirirsem 1 bölü 2 olur. Bu da D'ymiş. Dikkat edin. Diyor ki işte A eksi B'miş. E, şuraya yazayım. A eksi B bölü C artı D işlemini sonuçlandır. Hemen A yerine değeri olan 2 bölü 3'ü eksi B yerine e, eksi 3 bölü 2'yi. Evet şu eksi tabii şu üst kısma da yazabiliyoruz. Eksi 3 bölü 2 tekrar bölü C yerine eksi 2 yazıyorum. Artı D yerine de 1 bölü 2 yazıyorum. Bu işlemi sonuçlandıracağız çocuklar. E, şimdi dikkat ederseniz önce şuradaki bölme işlemini sonuçlandırmam lazım. Buna dikkat edin. 2 bölü 3 yazılır. Şu çıkarma diyeyim. Eksi 3 bölü 2'yi aynen yazıyorum. Sonra çarpı. Bunun eksi 2'nin altında gözükmeyen 1 var. O da 1 bölü eksi 2 olur. Artı 1 bölü 2. İşlem bu hale gelir. Daha sonra yapmam gerekeni söyleyelim. Yapmamız gereken şu işlemi sonuçlandırmak. Şu eksiler bir kere gider çarpma işleminde eksi bir sayı ile, eksi bir sayı çarpıldığı zaman artı olur. O zaman 2 bölü 3'ü yazdım. Çıkarmamız. Şurası 3 olur. 3 kere 1, 3. 2 kere 2, 4. Artı 1 bölü 2. Payda işleyeceğim. 3, 4, 2'den büyüğü 4. 4, 8, 12 diye ritmik sayarsam. 4, 8, 12, 16 diye. 12 ile kavuştuklarını fark ediyorum. Şurası 4, burası 3. Ve burası da 6 ile genişletiliyor. Ve burası da 4 kere 2, 8. 8. Eksi 3 kere 3 9 artı 6 kere 1 6 büyük bölü 12 yazdığımda istenen sonuca ulaşıyorum. O da 5 bölü 12 oluyor kıymetli çocuklar. Aradığımız cevap budur diyebiliriz. Bu soruyu da tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Ödev 30 size ait bir soru. Ee, bakalım cevabı eksi 29 bölü 36 bulabilecek misiniz kıymetli çocuklar? Evet örnek 31'e bakalım. Bu da gene zincir kesirlere güzel bir örnek. Bu tarz işlemleri iyi öğrenmemiz lazım. Eşitlikle aynı hiza bu ana kesir çizgisi. O zaman üst işlemi yapacağız. Üste de öncelikle 1 bölü 2 eksi 2 işlemini yapacağız çocuklar. O da hemen öğrenmiştik. 2 kere 2 4 yapardı. 1 eksi 4 bölü 2 yazdığımız zaman eksi 3 bölü 2 olduğunu fark ediyoruz. O zaman üşenmiyorum. Şöyle yazıyorum. 2 eksi bunlara sıra gelmedi. Bunları aynen yazıyorum. 1 eksi eksi 3 bölü 2 bölü 3. Şu işlemi yapacağım şimdi. Buna dikkat edin. 1'e sıra gelmedi. Eksi 3 bölü 2 aynen yazılı. 3'ün altında gözükmeyen 1 var. Burada şu kısımda ana kesir çizgisi bakın. Buradaki eksi ile aynı hizadaki çizgidir. Eksi 3 bölü 2 aynen yazılır. 3'ün altında gözükmeyen 1 var. 1 bölü 3 yazılır. E sonra 2 eksi. Şu bunlara sıra gelmedi zaten. Şu işlemi yürütelim hemen. 2 eksi. Bunu aynen yazdım. Evet dikkat ederseniz bu eksi bu eksi artı yapar. Evet e, burası ne, ne çıkar onu hemen söyleyelim. Şu kısım. Evet 1 artı 3 bölü hatta şu 3'ler de gidiyor dikkat ederseniz. E, 1 bölü 2 kalıyor değil mi burada? Evet 1 artı bu eksi eksi artı yaptı. 1 artı 1 bölü 2. Bu da 3 bölü 2 yapar. Demek ki buraya 3 bölü 2 yazabiliriz. Şimdi bu işlemi yapmaya sıra geldi. 2 eksi 3 bölü 2 yazılır. Sonra 2 bölü 1 ters yerilecek. 1 bölü 2 şeklinde. O da 2 eksi 3 bölü 4 olacaktır. 4 ile 2'yi çarparsak 8 yapar. 8'den 3'ü çıkarıp 4'e böleceğiz. Yani 5 bölü 4 biçiminde aradığımız sonuç bulunacak. Evet ödev 31 de size ait. Bakalım bu sonucu bulabilecek misiniz çocuklar? Evet ödev 32'ye bakalım. Ee, negatif üstleri demin ifade etmiştim. Mesela a bölü b üzeri eksi 1 demek altını üstüne getirmek demekti. b bölü a şeklinde. Mesela 3 üzeri eksi 2 demekti o zaman. 3'ün altında gözükmeyen 1 var. 1 bölü 3 yazarız. Parantez üzerine 2 yazarız. O da 1 bölü 9 yapacaktır. 1'in karesi 1'dir. 3'ün karesi de 9'dur. O zaman 2 üstü eksi 2 yerine ben hemen 1 bölü 2 üzeri 2 yazabilirim. Artı bunun yerine de 1 bölü 8 bölü 3 bölü 4 yazabilirim. Önce üs alma işlemi yapılır dedik. Burası 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 yazılır. Bu 3 bölü 4 de ters çevrilir. 4 bölü 3 ve çarpılır. Şu 4 ile 8'i sadeleştirelim. Burada 1 burada 2 kalsın. Evet 1 bölü 4 artı 1 kere 1 1 2 kere 3'ten 6 geldi. Şimdi payda eşitleyelim. 12'de kavuşuyorlar. Burayı 3 burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman evet, 3 artı 2 5 yapar değil mi? E, pratik olarak 5 bölü 12 sonucuna ulaşırız diyebiliriz. Ödev 32'de size ait olsun. E, bunu siz yapmaya çalışın çocuklar. Evet. 8 temel bilgimiz özellikle yani dünyanın en kolay denklemi de demin diye ifade ettim. Eğer iki tane x'li ifade çarpılıp sonuç sıfır çıkıyorsa ayrı ayrı ifadeleri sıfıra eşitleriz. Buna dikkat edin çocuklar. Oldu mu? İfadeleri ayrı ayrı sıfıra eşitleriz. Örnek vereyim. Mesela burada atıyorum 3x artı 6 çarpı x eksi 7 eşittir 0 dersen bakın bu bir x'li ifade bu da bir x'li ifade arada çarpma var sonuç 0 çıkmış 0 çarpma işleminin yutan elemanı olduğu için bu çarpanlardan en az birisi 0 olmalı ya bu 0 olmalı veya bu 0 olmalı o zaman 3x artı 6'yı 0 eşittir bu ki bu dünyanın en kolay denklemidir bu karşıya gider 3x eşittir burada 0 vardı yanına da e, artı 6 eksi 6 gider eksi 6 olur o zaman her tarafı 3'e böldüğümüzde x'in eksi 2 olduğunu bulurum çocuklar e veya x eksi 7 sıfır olur diyebiliriz bu eksi 7 karşı artı gider x eşittir 7 diyebiliriz böylece bunun çözüm kümesine eksi 2 7 şeklinde e bulabiliriz aslında bulduğumuz bu çözüm kümesi dediğimiz değerler e, hakikaten e, X yerine yazıldığı zaman bir tanesini sıfır yapıyor demektir ve sonuç sıfır çıkacak demektir. Bunlara kök değerleri de denir. O zaman örnek 33'ü inceleyecek olursak bakın parantezli bir çarpan var. Arada çarpma işlemi. Sonra bir parantezli başka çarpan var. Sonuç sıfır çıkmış. Sıfır olduğu zaman mesela burası mesela 3, 4, 5, 10, 12 gibi bir şey olsaydı bunu yapamazdık. Sıfır olduğu zaman... Ee, bu her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitleriz. Yani x artı 2 eşit sıfırdan x eşittir eksi 2 bulunur. x eksi 8 eşit sıfırdan x eşittir 8 bulunur. Buradan çözüm kümesinin eksi 2 ve 8 olduğu anlaşılır. Oldu mu? Mesela şu örneğe bakalım yine. Örnek 33'ün. ...bir başka uygulaması. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğim gene çünkü sonuç sıfır. E, 2x artı 6 eşit sıfır dersem... ...bu dünyanın en kolay denklemidir. 2x eşittir bu eksi gider. Eksi 6 her tarafı 2'ye böldüğümüzde... ...bakınız her tarafı 2'ye böldüğümüzde... ...x'in eksi 3 olduğunu bulabiliriz. Aynı şekilde bu işlemi yapalım. 3x eksi 12 eşit sıfırdan... ...3x eşittir karşıya gittiğinde artı gider... Her tarafı 3'e bölersek x'in 4 olduğu anlaşılır. O zaman çözüm kümemiz, bakınız, eksi 3,4 diye yazılır. Bulduğumuz x değerleri bunlar. Evet, örnek 33 33'te 2 tane bu yukarıda anlattığım e, x'li ifadelerin çarpım durumunda, olması durumunda ve sonucun sıfır olması durumunda nasıl çözüleceğine dair denklemlere örnekti. E, dolayısıyla, İki örnekle bunu anlatmaya çalıştım. Ödev 33'te size ait. Burada da iki örnek var. Cevapları var. Bulmaya çalışın bakalım. Evet örnek 9'da e, ikinci derece ve x karenin kat sayısı burada tabii gözükmeyen 1 var. 1 olması durumunda e, kökler nasıl bulunur? Yani bu denklemi sağlayan x değerleri nasıl bulunur? Buna yönelik. E, bunu da bilmemiz lazım. Çok temel bir bilgidir bu. Eğer bir x kareli ifadeyi 3 terimi de diyoruz buna, x karenin önünde 1 olacaksa, varsa, x kare artı 4x artı 3 biçiminde ise şöyle yapılır. Hemen hızlı bir şekilde şöyle çarpanlar var. x kare x ile x'in çarpımıdır. Şu artı 3 de artı 3 ile artı 1'in çarpımıdır diyebiliriz. Böyle çapraz yapıldığında, çapraz yapıldığında, çarp, veya şöyle diyebiliriz. Şu artı 3 ile artı 1'i topladığımızda şu ortadaki terimi verecek. Bakıyorum hakikaten artı 4'ü veriyor. O zaman gördüğümüz şeyi yazalım buraya. x artı 3 evet yazıyoruz. x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 gibi 8 numaralı maddedeki çarpan durumunda iki tane çarpan durumundaki x'li ifadenin 0'a eşit olması durumundaki denklemler ki bunlara polinom denklemler de denir çocuklar. bunu elde ediyoruz. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyerek diyerek x artı 3'ü eşit eşitleyerek x'i eksi 3 diye buluyoruz. x artı 1'i eşit eşitleyerek x'i eksi 1 diye bulabiliyoruz. Böylece çözüm kümemiz eksi 1 ve eksi 3'ten oluşuyor diyebiliyoruz. Evet buna dikkat ediniz sevgili çocuklar. Şimdi x kare artı 6x artı 8 de aynı şekilde yapalım. O zaman Ha, x karenin katsayısı 1 olduğu zaman o zaman pratik olarak şöyle yapalım. Buna öyle iki sayının çarpım biçimi de düşüneceğim ki mesela artı 4 ile artı 2. Hakikaten artı 4 ile artı 2'yi çarptığımız zaman artı 8'i veriyor. Topladığım zaman da artı 6'yı veriyor. Ha, o zaman gördüğümüz şeyler artı 4 artı 2. Başlarına x artı 4. Bunun başına da x artı 2 yazarak işte o çarpan durumundaki çarpanlar haline getiriyor. Sonuçta 0. Ayrı ayrı 0 eşitleyerek kökleri buluyorum. Yani x artı 4 eşit 0'dan x'imiz eksi 4. Bu karşı eksi giderdi. x artı 2 eşit 0'dan x eşittir eksi 2 gibi. O zaman çözüm kümemiz gördüğünüz gibi eksi 4'e eksi 2'dir diyebiliyoruz. Aynı mantıkla bunu da yapmaya çalışalım. Öyle iki sayı söyleyeceğim ki çarpımları artı 15 verecek. Toplamları da eksi 8'i verecek. O zaman bu ne olabilir? Mesela eksi 5'e eksi 3 olabilir. Bak eksi 5 ile eksi 3 çarparsan artı 15. Eksi 5 ile eksi 3'ü toplarsan eksi 8 yapar. O zaman ne görüyorum? Bunların başına bir de e, e, x koy. x eksi 5 oldu. E, bunun başına da x koy. x eksi 3 oldu. Eşit sıfırdan. Ayrı ayrı sıfıra eşitlendiği zaman x eksi 5 eşit sıfırdan x'imiz 5 çıktı. Buna dikkat et. x eksi 3 eşit sıfırdan x eşittir. 3 çıktı çocuklar. O zaman çözüm kümemiz 5'e 3'tür diyebiliriz. E, umarım anlamışsınızdır. Evet ödev 34'te sizin ee, bu ödev 34'te 1, 2, 3, 4 tane ikinci e, derece x karenin katsayısı Bakın x karenin katsayısı hepsinde bir gözükmeyen bir var. Bu durumda geçerli size öğrettiğim bu metot. Unutmayın. Sabit terime gidiyorsunuz. Onu çarpanlarına ayıracaksınız. Mesela bu 12 öyle 2 sayının çarpımı gibi düşüneceksin ki çarptığında artı 12 toplamda artı 7'yi verecek gibi. Ya da burada çarptığında artı 5'i topladığında +6'yı verecek gibi. Evet bu da ipucumuz olsun. Bunları bulmaya çalışın çocuklar. Evet örnek 35'e bakalım. Burada da gene aynı uygulamaya devam ediyoruz. Burası eksi, burası da eksi olduğu zaman bilin ki bunlar o zaman seçeceğimiz çarpanlar bir artılı bir eksili olacak. Yani hem x'in önündeki katsayı eksi hem de sabit sayı eksi olduğu zaman demek ki seçeceğimiz sayılar zıt olacak. Ee, o zaman mesela eksi 6'ya artı 4 dersem hakikaten bunda bunu çarparsan eksi 24'ü verir. Toplarsan da eksi 2'yi verir. O zaman bunların önüne bir x e, koyalım. x eksi 6 çarpı x artı 4 eşittir 0'dan ayrı ayrı 0 eşit dediğimiz zaman x eksi 6 eşit 0'dan bu x 6'yı karşıya artı diye gönderirim. x eşittir 6 x artı 4 eşit 0'dan x'imiz eksi 4 çıkar. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi içinde kolayca e, eksi 4'e 6 diyebilirim çocuklar. Bulduğumuz x değerleri bunlardır diyebiliriz. Aynı şekilde alttakine de bakalım. Eksi 10'u öyle iki sayı söyleyeyim ki bakın birisi eksi birisi artı olduğu zaman e, gene zıt olacak. Mesela artı 5'e artı 5'e eksi 2 diye düşünelim. Çünkü Bununla bunu topladığım zaman şu ortadaki artı 3'ü elde edeceğim. E, buna dikkat edin. Eğer buradaki artıysa buradaki seçeceğim sayının e, mutlak değerce artısı daha büyük olacak. Bak 5 daha büyük sayıcı. Burada da bakın e, sayıcı 6 daha büyük. Ama başında eksi var. Buradaki eksiden dolayı. O zaman bunların başına bir e, x koyarsam. x artı 5 çarpı x eksi 2 eşit 0'dan ayrı ayrı 0 eşit dediğimde x artı 5 eşit sıfırdan x'imiz eksi 5 çıkar. x eksi 2 eşit sıfırdan x'imiz de 2, çıkar. Demek ki çözüm kümemiz eksi 5'e 2'dir diyebiliriz. Evet şimdi buna bakalım. bir kere burası eksi olduğu için, burası da eksi olduğu için buradaki sayıca daha büyük olması lazım. Demek ki burası 2 ama başa eksi koyacağım. Buraya da artı 1 koyacağım. Eksi 2 ile artı 1'in çarpımı eksi 2 toplamı da eksi 1'i veriyor. Şu x'in önünde gözükmeyen eksi 1 var. O zaman bunların başına bir x koyuyorum. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşit dediğim zaman x eksi 2 eşit 0'dan x'imiz 2 çıkıyor. Evet x artı 1 eşit 0'dan x'imiz eksi 1 çıkıyor. Çözüm kümümüzde eksi 1'e 2 oluyor kıymetli çocuklar. Evet umarım bu temel bilgiyi de anlamışsınızdır. Matematiğin her konusunda kullanıyoruz bu basit ikinci derece denklemleri. Ödev 35'te size ait. Cevapları da burada. Umarım anlamışsınızdır. E, matematiğe giriş 2 videosunu da e, tamamlamış oldum. E, dediğim gibi bu videodan faydalanmak istiyorsanız öncelikle birinci videoyu seyretmeniz lazım. E, ve yazarak çalışmanız gerekiyor. E, ben e, iyi bir temel oluşturacağımızı düşünüyorum bu iki video sayesinde. Umarım faydalı olur. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.